İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 9. Bakanlar Kurulu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin İkinoğlu Kanunu. Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kronolojisi. Peter Stanon. Topraklarınızda Rus askerlerinin Rus PSB'sinin olmasını istiyorsanız bu sizin egemen kararınızdır. Bakü yakın gelecekte işgal altındaki şu şeyi yerleşime açacak. Kamuş'ta yapılan söyleşiler sergisinin açılışı Gomidas adlı müze enstitüde gerçekleşti. Müzik Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 9. Bakanlar Kurulu 8 Nisan'da gerçekleşti. Toplantıya Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Didya Margosyan başkanlık etti. Oturumda Batı Ermenistan Hükümeti'nin genel durumu ele alındı. Batı Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Armen Kaprahmyan konuşmasında Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosu kurbanlarının anısına düzenlenen anma törenlerinin organizasyon düzeni ve kronolojisinden bahsetti. Oturumda hükümet üyeleri yakın gelecekte Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten TV'de yer alacak projeler önerdiler. Yerevan yetkililerinin Doğu Ermenistan'ın birçok bölgesini Bakü yetkililerine devretmeye hazır olduğu dikkate alınarak bu yasa tasarısı Batı Ermenistan hükümeti tarafından teklif edildi. Aşağıdaki gerçekleri, ilkeleri dikkate alarak 1- bir, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1. ve 55. maddeleri 2- Yerli halkların hakları beyannamesi 3- Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları bildirgeler 4- Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası Önsöz Madde 15 Ermenistan Cumhuriyeti yani Doğu Ermenistan ile ilişkiler Madde 1 9 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan'a devredilen veya gelecekte devredilecek olan tüm bölgeler 1920'ye göre Batı Ermenistan topraklarının kurucu kısmından Ermenistan aslında 19 Ocak 1920'de defakto olarak tanındı. 11 Mayıs 1920'de Ermenistan yıl boyunca sayısız ulusla yapılan çeşitli ikili tanımların yanı sıra döyürü bir devlet olarak tanındı. Maddi 2. Bu bölgelerde yaşayan Ermeniler Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla Batı Ermenistan vatandaşlığını elde etmesi için Batı Ermenistan hükümetine başvurda bulunma hakları vardı. Madde 3 Batı Ermenistan Cumhuriyeti aslında Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyon hakkını, kendi kaderini tayin hakkını bir tezahürü olarak kabul etmektedir. Madde 4 bu yasa onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'na dahil edilecektir. Madde 5. Bu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanacaktır. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu, Devlet Başkanı, Hükümet Üyeleri ve Milletvekilleri bu yasanın kabul edilmesini Ermenistan için tarihi bir belge olarak değerlendirdiler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan, sizleri 21 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen soykırım Armenosit kurbanlarını anma törenine katılmaya davet ediyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından Cenevre'deki Haçkar Anıtı yanında 21 Nisan Pazar günü saat 12'de Rahip Kusan Alcanya'nın dini töreninin sonunda Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit kurbanlarının anısına bir tören düzenlenecek. Osmanlı'da kana susamış padişahtan kurtulma düşüncesi gelişiyordu. Amacı saltanat düzenini baltalamak olan gruplar ortaya çıkıyordu. Yavaş yavaş birleşen bu gruplar Jön Türkler adını alan bir harekete dönüştü. Çok geçmeden Jön Türkler kendi partilerini İttihat ve Terakki'yi kurdular. 1908 Temmuz ayında yapılan Jön Türk darbesi sonucunda Sultan II. Abdülhamit iktidardan alındı ve 1909'da tahttan indirildi. Jön Türkler 18. yüzyılda Fransız Devrimi'nin ilan ettiği özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganıyla sahneye çıktılar. İmparatorluğun Müslüman ya da Hristiyan tüm halkları Kızıl Padişah'ın devrilmesini sevinçle karşıladı. İnsanlar Osmanlı tarihinde yeni bir dönemin başladığını düşünüyorlardı. Prens Sabahattin'in de ifade ettiği gibi sevinç içinde Ermeniler, Türkler, Rumlar sokaklarda kucaklaşıyorlardı. Ancak çok geçmeden anlaşıldığı üzere Jön Türkler önceki padişahların zulüm ve katliam politikalarını sürdüren maskeli milliyetçilerdi. Onlar imparatorluğun bütün milletlerini asimile edip saf bir Türk milleti yaratmanın ideologlarıydılar ve bu fikrin gerçekleşmesi için kitlesel katliamlar karşısında bile durmamak gerektiğini anlıyorlardı. Jön Türk devriminden sadece bir yıl sonra Nisan 1909'da Türk milliyetçi unsurlar Kilikya'nın Adana kentinde Ermenilere karşı bir ayaklanmayı kışkırttı. Birkaç gün sonra Türk ordusu da olaya müdahil oldu. Katliam Adana'dan gelişip ayrıca Maraş'tan Kesap'a kadar Kilikya'nın Ermeni nüfuslu diğer bölgelerine yayıldı. Bazı yerleşim yerlerinde Ermeniler meşru müdafaa yoluna başvurarak kaçmayı başardılar. Jön Türk darbesini coşkuyla kabul eden Ermeniler arasında ilk kez ciddi bir şüphe ve hayal kırıklığı oluştu. Topraklarınızda Rus askerlerinin, Rus FSB'sinin veya herhangi bir Rus emniyet teşkilatının olmasını isteyip istemediğiniz tamamen sizin kararınızdır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, Brüksel'deki Özgürlük Ajansı'nın sorusuna yanıt olarak bunları söyledi. Doğu Ermenistan'ın Rusya öncülüğündeki ittifaklardan ayrılması sorununun Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirmek için olup olmadığı sorulduğunda Stano, Avrupa Birliği'nin eğer bizimle çalışmak istiyorsanız diğer tüm ortaklarınızdan ayrılmak zorundasınız gibi diyecek türden bir aktör olmadığını söyledi. Doğu Ermenistan'a verilen ödev çok daha reformların sürdürülmesi yönündeydi. Doğu Ermenistan'ı siyasi ve ekonomik olarak Avrupa Birliği'ne yakınlaştırmaktan bahsediyoruz ve bu elbette reformlar üzerinde çalışmayı da içeriyor. Demokratik kurumların güçlendirilmesi ve reformu, elbette gerekli ekonomik reformlar, hukukun üstünlüğünü sağlama, yolsuzlukla mücadele. Ve bu konuda Doğu Ermenistan büyük bir iş başardı. Bu, bugün de değerlendirildi, değerlendirmeye de devam ediyor ama tabii ki ala iyileştirilmesi gereken konular var. Rusya ile ilişkileriniz söz konusu olduğunda Avrupa Birliği bizimle çalışmak istiyorsanız diğer tüm ortaklardan vazgeçmelisiniz diyecek türden bir aktör değil. Kapsayıcı işbirliğinden yanayız. Rusya ile bir tür işbirliği yapmanın önemli, iyi veya çıkarlarınız açısından yararlı olduğunu düşünüyorsanız, Avrupa Birliği politikasıyla örneğin yaptırım politikamızla çelişmediği sürece bunu yapabilirsiniz.'' Yani eğer Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler geliştiriyorsanız bu diğer ortaklarla bağlarınızı kesmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Topraklarınızda Rus askerlerinin, Rus FSB'nin veya başka bir Rus emniyet teşkilatının olmasını isteyip istemediğiniz sizin egemen kararınızdır. Bizden daha fazlasını almak istiyorsanız Ruslardan kurtulun demiyoruz. Avrupa Birliği bu şekilde çalışmıyor dedi. Azerbaycan medyasında yer aldığına göre bunu aliyevin işgal altındaki Şuşu bölgesine atadığı özel temsilci Aydın Kerimov duyurdu. Birika içinde sakinlerin işgal altındaki Şuşa'ya dönmeye başlayacağı 23 evden oluşan ilk konut kompleksinin inşaatının da tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Büyük ihtimalle bu anlaşma 9 Mayıs'ta uyumlu olacak. Çünkü Mayıs 1992'de Şuşi'nin kurtarılmasına ve Arsah Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun kurulmasına tanık oldu. Bu çok olası bir seçenek çünkü Azerbaycanlılar sembolizme çok düşkünler. Ermeni Şuşi yıllardır Ermeni kimliğinin önemli sütunlarından biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir ve Bugün bile Şuşi, Azerbaycan'ın kontrolü altında olmasına rağmen Ermeni direnişinin en önemli sembollerinden biri olacaktır. Kamışla yapılan söyleşiler sergisinin açılışı Gomidas adlı müze enstitüde gerçekleşti. Sergi Ermeni ve Fransız müziğinde kamışın kullanımını özellikle de üflemeli çalgıların yapımını konu alıyor. Sergide kamışların kullanımına ilişkin tarihi gerçekler sunularak hem Doğu Ermenistan'da hem de Fransa'da enstrüman yapımcılarının zanaatları ve müzisyen icracıların faaliyetleriyle ilgili bir dizi konu gündeme getirildi. Etkinliğe Fransa'nın Doğu Ermenistan Büyükelçisi Oliver Decotiniye ve diğerleri katıldı. Gomidas Müze Enstitüsü Müdürü Nikolay Konstantinian'a göre bu sergi, asırlık Ermeni-Fransız dostluğunu, kültürel diyaloğu, müziği ustaları, Fransa'nın Gomidas'ın hayatındaki rolünü ve bu geleneğin devamını düşünmek için bir fırsattır. Evet, ustaların yarattığı gelenekleri genç nesillerimize yaşatmakta sıkıntımız var. Bu, herkesin gözünü müziğe yapılış şeklini çevirmek, müzik aletlerinin nasıl toplandığını, hangi yerlerden toplandığını, müzik aletlerinin nasıl yapıldığını, hayatımızdan nasıl kullanıldığını göstermek için bir başka fırsattır. Sergi, 3 ay sürecek ve Haziran ayına kadar ziyarete açık olacak diyen Konstantin Sergi kapsamında konferanslar ve eğitim programlarının da düzenleneceğini sözlerine ekledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nairyan adlı vokal grubundan Nubar adlı eseri sunuyoruz. Bar, nu, bar, bar, nu, bar, nu, bar. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.